Merhaba arkadaşlar, Gitar Teknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Audio Technica markasının ATR3350 lavalier mikrofonu hakkında bilgiler vereceğim. Bu mikrofon aslında daha çok e, video çeken arkadaşlarımızı ilgilendirecek bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Sadece e, tabi video ile sınırlamıyorum, yani broadcast dünyası ile sınırlamıyorum. Sahnede e, sunum yaparken veya röportajlarınızda kullanabileceğiniz bir e, mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Gelelim paket içeriğine arkadaşlar. Oldukça basit kullanımına e, kullanıma sahip bir e, ürün olduğunu söyleyebilirim. Sizin için bir tane edindim ve içeriğini açıp hep beraber inceleyelim. Güzel bir paket yapmışlar açıkçası sağlam. Şöyle açıyoruz. Size arkadaşlar göstermek istiyorum sırayla aparatlarını. Bu görmüş olduğunuz e, küçük aparat. E, yaka mikrofonu aparatı arkadaşlar. E, yani takıyorsunuz ve mikrofonu buna tutturuyorsunuz. Birazdan zaten detaylarını size göstereceğim. Şöyle ürünü çıkartıyoruz. Uzun bir kabloya sahip ve kendi pil ünitesi var küçük bir e, hani saat pili diyeceğim pille çalışıyor şu an seçebiliyorsunuzdur ufak bir pille çalışıyor sistem bu arkadaşlar buraya görmüş olduğunuz gibi e, küçük minicak girişi var hani sizin e, kameralarınızda bulunan mikrofon girişine bunu takabilirsiniz tabi bazı kameralarda e, parantez içinde söylüyorum XLR giriş de olabiliyor ama her kamerada muhakkak küçük bir mikrofon e, girişi e, mutlaka mevcuttur bu görmüş olduğunuz gibi batarya kısmı buraya pili koyuyorsunuz ve on off switch'ini açtıktan sonra Artık e, direkt kameranıza taktığınız sesi yaka mikrofonunuzdan duyuyorsunuz. Yani kameranın kendi mikrofonu devre dışı kalıyor. Bu da size konuşmalarınıza daha doğal e, yani ortam sesinden arındırılmış bir imkan sağlıyor. Ki şu an benim kullandığım gibi ben headset kullanıyorum arkadaşlar. Wireless bir sistem. Ama fark ediyorsunuzdur yani kameranın doğal sesinden ki bunun örneklerini farklı videolarda verdim. Hışırtılı ve e, gürültülü bir ses alırken kamera mikrofonları bu tarz e, setlerle e, ortam sesinden arındırılmış bir ses alıyorsunuz. Bu da mikrofonu. Mikrofonun ucuna tabii ki rüzgarlık da geliyor. Onu da birazdan takacağım ve göstereceğim. Ee, sistem bu kadar basit arkadaşlar. Şöyle açıyorsunuz. Ortadan ikiye. Görmüş olduğunuz gibi mekanizma burada. Pili buraya yerleştiriyoruz. Yaylı bir sistem var. Oturturduktan sonra kapağı getirip de kapatıyorsunuz. Şu şekilde. Buraya da bir yay sistemi yapmışlar. İsterseniz böyle hani pantolonunuzun cebine de koyabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz isterseniz belinize de e, aparat olarak takabilirsiniz. Çok uzun bir kablosu var. Görmüş olduğunuz gibi burada bayağı katlı. Ben birazdan buradaki kamerayı karşıma alacağım ve detaylarını size öyle göstereceğim. Farkını göstereceğim. Diyeceğim ki bakın bu benim hissetim. E, buraya döneceğim bu kameraya. Bu da e, ATR 3350nin performansı. Şimdi isterseniz ona geçelim. Setup'ı değiştirelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerekli bağlantıyı yaptım. Görmüş olduğunuz gibi yaka mikrofonum şu an burada. Şu an beni kendi headsetimden duyuyorsunuz. Her zaman kullandığım headsetten. E, mandallı olduğu için e, istediğiniz her yere e, tutturabilirsiniz arkadaşlar. Düz yakalı bir tişörtünüz olabilir. Benim gibi şu an e, yani ben fermarlı olduğu için çok rahat buraya e, takabildim. Ama siz düz hiçbir şey olmadan da e, tişörtünüzün bir kenarına ya da boğazınıza bunu koyabilirsiniz. E, bunlar e, tamamen ya daha doğrusu kullanan arkadaşlar e, bu detayları bilir. Veya yeni kullanacaklar için de küçük küçük bir e, naçizane öneride bulunmuş oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi aparatı ben görmeniz için buradaki e, küçük çakmak veya para cebi diye küçük cebe yerleştirdim. Kabloyu da arkadan uzattım ve kameraya geçti arkadaşlar. E, 6 metre kablosu var. Gerçekten iyi bir mesafe konuşmak için yani röportaj yapabilmek için ve çok sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. Şu an beni yaka mikrofonun sesinden duyuyorsunuz arkadaşlar. Oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Her zaman söylediğim gibi yaka mikrofonlarında ufak bir dezavantaj vardır. Yani siz şu, şu şekilde döndüğünüzde veya bu tarafa döndüğünüzde de konuşurken sesinizde birazcık hani volum dengesi düşebilir ama bu hiç önemli değil genellikle kameraya bakıp konuşan arkadaşlar için şu tarz bağlamada gerçekten hiçbir problem yaşamayacaksınız ve çok sağlıklı bir ses duyacaksınız ki şu an duyduğunuz gibi arkadaşlar normalde biliyorsunuz kameranın sesleri çok farklıdır şu an beni mesela kameranın sesinden duyuyorsunuz. Şu an headsetten duyuyorsunuz. Şu an yaka mikrofonundan duyuyorsunuz arkadaşlar. Umarım yeterince fikir sahibi olmuşsunuzdur. ATR 3350 arkadaşlar. Güzel bir e, mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Sahnede bunu nasıl kullanırsınız? Şu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. E, dönüştürücü sayesinde doğrudan miksere gönderebilirsiniz. Ve oradan da bütün sisteme e, sesi yayabilirsiniz. Bu da yine güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Ürün hakkında ekstradan sormak istediğiniz sorular olursa info.gitarteknikleri.com adresine mail atabilirsiniz. Ee, videonun altına yorum yazabilir veya Facebook'tan bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak stüdyo mağazamızı aramanız yeterli. Biz size elimizden geldiğince her konuda yardımcı olmaya çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.